Tamam, onaylanmış gibi zannediyorum. Peki abi, o gerçi o başka bir şey değil. İbrahim abi sordu abi. İbrahim'in nesiydi? Abi Bak. şey soracağım. Sen bir derse söylemiştin böyle 99 tane esma sanki onun eşittir mudil esması. Haşa. Abi öyle Eşittir. değil ya da eşittir demeyeyim de ya da onun karşılığı mı artık Şimdi şey mi? bak. Şöyle misal var ya bizim. Bir havuz düşün, tamam mı? Yarım metre su var. 100 metrekare bir alan. Kare. 100 metrekare bir havuz var. Yarım metre su dolu. Yarım metrelerle kare plastikleri diz. Her zamanki verdiğim Misali. misal. Mesela bütün havuzu Onlarla doldur. onlarla doldurursan, suyu alttan çalkalarsan, Hiç oyna suyun olmaz. üzerindeki o kareler oynar mı? Oynamaz. Oynamaz çünkü yapışmış. Tamam mı? Durun. Şimdi her köşeden, ortadan, sağdan, soldan o havuzdan birkaç tane parça al. Suyu aşağıdan oynatırsak bu kareler, yani kareler farklı numara olsun, farklı renkte olsun. Yer değiştirir mi? Değiştirir ve Değiştirir. sonsuz değiştirir hem de değil mi? Sonsuz. İkide bir değiştirir. İşte bu havuz sıfattır. O her bir suda yüzen plastik kare esmadır. O ara boşluğu da mudil esmasıdır. Mudil esması esmanın meratibini oluşturmakta vazife. Mudil esmasının vücudu harici şeytandır. Ve ademi vücutlardır. Sırf şeytan değil, nefs emmaredir. Adem'e çalışan her şey. Şimdi mudil esması esma-i hüsnaların belirlenmesi ve meratiplenmesine vazife yapıyor. Bütün esmalar mı? Evet, mesela Kerim Latif'le ayırıyor. Hakim Adil'le ayırıyor. Yani böyle bir şey var. Mesela şeytanı kaldırırsak varlıkla ne olur? Melek gibi olur. Tek düzey olur. Varlık durur, donuk olur. Hareket etmez. Yani havuzdaki 100 metre kare alanındaki bir havuzun kare plastiklerle dizersen hiç Boşluk var. kıpırdamaz ki, boşluk yok. Boşluk yok. İşte o havuza farklı görünüm olsun diye diyelim ki havuzda o dizilen plastikler ışık olsun. Yani o plastiğin üzerinde lamba olsun. Eflatun, mor, sarı vesaire. Her tondan var. Akşam ortamında o havuzun şeyi çatısına, tavana o değişen plastiklerin rengi yansır yukarıya. Devamlı o ne yapar? Değişir. Ama o plastik kareleri havuzda sabit tutar. Yani boşluk yapmazsan. Tek bir tavana yansıma olur. Hiç değişmez. Değişmez. İşte mudil veya onun vücut haricisi olan şeytan varlık düzeyine, varlık sahnesine inmese bütün esma, bütün Her meratipleriyle şey olur. donuk olur. Bir de şeyde abi şualar 299 muydu? Bilmiyorum da orada şeytana karşı diyor Cenab-ı Hak diyor tam 99 tane esmasını vermiş diyor ona karşı. Şeytana karşı alın diyor buna karşı savaşın. Bu esmalarla diyor. Evet. Benim aklımdaydı mesela. Aklıma takılıyordu ya. Niye 99 tane esmasını veriyor? Bir iki tane yetmiyor mu buna karşı savaşmaya Evet. yani? Sanki bu 99 esma bu mudil şeyine şey gibi. Karşılık. Çünkü niye? Tahrip kolay olduğu için mesela 100 adamın diyor 100 günde yaptığı bir binayı bir adam bile değil, bir çocuk, bir kirbitle, dinamitle yok eder. Et tarıbı eser. Tahrip kolaydır. Dolayısıyla mudil esması adeta tobe, onun vücut halicisi olan şeytan ve türevleri, avaneleri tahribe çalışıyor.
Hakim ismi, Adil ismi, Sani ismi tamir etmeye çalışıyor. Ne yaparsa yapsın. Sahilde bakarsın Allah'ım bin bir esma var. Karşısında bir tane Mudil esma var. Ama kardeşim Bremen Hafen'de binaları yap. Adam bir kirbit hepsini yakar. Onun için alem-i şehadet de tahrip kolay olduğu için böyle şöhretperestler tahrip olduğunu seçerler ki çabuk bilineyim diye. Mesela kafirler ve kafirlerin de gidenler çok az oldukları halde tahrip mesleğini seçtikleri için muktedir, iktidarlı, güçlü gözüküyorlar. Çok gözüküyorlar. Hayır. Meslekleri tahrip olduğu için güçlü o ondan kaynaklanıyor. Oysa tamirciler daha fazladır. Dünya tarihinde ve şu anda beşer dünyada şirk dahi olsa, küfür dahi olsa Allah'a inanan çoktur. Mesela şirk Allah'ı inkar etmiyor, ortak koşuyor. Küfür Allah'ı inkar etmiyor, örtüyor. Niçin? Beşerde daha fazladır. Yahudiler var, Allah'a inanıyor. Hristiyanlar var, Allah'a inanıyor. Müslümanlar var, Allah'a inanıyor. Yani bunlar fazla. Şirk dahi olsa, küfür dahi olsa bir inanç var yani. Şimdi ama tahripçiler ise azdır. Ama meslekleri tahrip. Adı üstünde tahrip. Onun için 99 esma çalışsa da Mudil esmasının tahribatı tamir cinsinden olduğu için zor. Peki Mudil esması ne yapıyor? Esmaları imtiyazlaştırıyor. Rahman, Rahim, Kerim diye. Bunu ayıran şu yani, şunu kastediyorum. Güneşten ışık gelmiyor. Güneşten ziya geliyor. Yani fizik tabiriyle foton geliyor. Prizmaya kristal yani avizeye çarptığı zaman nasıl ki avizenin ortasına tek bir renk var. Ama kristallere çarpınca kristaller de prizma. Envai çeşit binlerce ton renk var orada şimdi. İşte güneşten de ziya geliyor. Maddeye çarptığı zaman 7 tane renk ortaya çıkıyor. 7 tane renk çıkıyor. Oysa güneşten ışık gelmiyor, renk gelmiyor. Nur gelmiyor. Ne diyor? Ziya geliyor. Yani foton geliyor. Peki o alem-i şehadete girdiği zaman güneş aya vurduğu zaman o ziya ayda nura dönüşüyor. Aydan bize nur geliyor. Güneşten ziya. Ve şemse ziya ziyaya vel kamera nura. Ayet varla da geçiyor. Evet. Tamam. Kamerden nur geliyor. Şemsten ziya geliyor. Peki alem-i şehadete foton vurduğu zaman foton havaya vurduğu zaman, elma armuta vurduğu zaman ne yapıyor? 7 tane renk ortaya çıkıyor. Değil mi? Kırmızıdan, mor ötesinden vesaire şir. Bunlar geliyor. Ortaya çıkıyor. İşte esma da böyle düşün. Yani güneşten gelen ziya gibidir. Mudile bir vuruyor. Mudile vuruyor. Mudile vuruyor. Mudile vurunca diğerlerinden ayrışıyor. Bütün esmalar şöyle düşün. Güneşte ziya var. Ziya. Ziya içinde ne var? 7 tane renk var ama gözükmüyor. Maddeye vurduğu zaman işte bin bir esma tektir. Ziya gibidir, tektir. Mudile bir vuruyor madde gibi. Tak diye ayrışıyor. Bir daha ayrışma etmiyor. Meratipleri çıkıyor. Rahman'ın meratibi var. Çocukta Rahman, çiçekte Rahman, sığırda Rahman, ayıda Rahman, insanda Rahman. Değil mi? Rezak noktasında. O hepsine farklı tecelli ediyor. Şefkatta Rahim. Demek ki Mudil esması bu esmaların isimlenmesine, farklı isimlenmesine ve farklı meratiplerine vesile oluyor. Mesela şeytan musallat olmadığı için çocuğa Rahman ismi farklı tecelli ediyor. Ama bizim gibi insanlar, yetişkinlere farklı tecelli ediyor. Mesela Rahman çocuğa sebepsiz tecelli ediyor. Rızık noktasına herkesi aktif ediyor. Büyününce hiç kimse yok etrafında. Ne annem var ne baban, kardeş bile seninle savaş ediyor. Dolayısıyla bu esmanın tabii biz de Mudile çarptığımız zaman ne oluyor? Tabii Mudile çarptığın zaman batındaki zahiri aksediyor.
Şimdi şeytanı kaldırırsan düşünebiliyor musun İbrahim? Sen şeytan kalksın sende. Musallatta olmaz. Terakki olmaz ki. Biter ya. Böyle bir hayat mı olur ya? Böyle bir yaşantı mı olur? Bu akşam inşallah kaçta yapacağız ders? Şahsi ve umumi hukuk yapacağız da bu noktada. Yani böyle günah cihetiyle bunu yeis. Yani yapalım, evet, bunu çok, çünkü insanı yeis atan şahsi günahlarla, bu sefer alacağım sorunu. Şahsi günahlarından dolayı adam umum hizmetten de elini ayağını çekiyor. Ben rezilin kepazıyım. Alçağın birisiyim lan. Kimi kandırıyorum lan? Hatta şeytan diyor ki kimi kandırıyorsun lan? Serseri. Biraz önce ne seyrediyordun? Ne yaptın lan? Alçak lan. Ne yapıyorsun? Dershaneye gidiyorsun, bir şeyler yapıyorsun, hizmet ediyorsun. Şu hizmet yapıyorsun, şunu koşturuyorsun, çatı yapıyorsun. Arabayla dersi yok. Böyle deyip çok insanı, çok kardeşi vartaya atmış. Abi arkada kaldırıyor değil mi? He, yani böyle değil aslında. Burada demagoji yapıyor alçak. Güzel abi, ders yapalım. Çok müdür esmasını şimdi biz hep bahsederken hep şeytan olarak yani. Vücud haricisi şeytan. Ve adam. Şeytan. Adem'e çalışan her şey. Adem'e çalışan olarak. Şimdi senin anlattığınla esasıma sadece ona da bakmıyor esasında. Yok. Erva habiseye bakıyor, nefse mareye bakıyor. Öncelikle de değil abi. Mesela şecere-i hilkattaki bütün esmanın meratibini de her tabakada gösteren gene o oluyor o zaman. Evet, o oluyor. O zaman o cihetle bakarsan cennette de, arşta da, lef-i mahfuzda da, arş-ı azam. Cennette meratip yok mu? Peygamberin makamı ile senin benim şunun bunun makamı aynı mı? Değil. Bunu gene orada öyle tecelli edecek. Mesela öyle bir özelliği var ki Mudil, havuzdaki o misalimiz gibi o kare olan plastikler yüzenlerin ara boşluğudur. Vücudu yok yani. Ortada bir vücudu yok. Yani biz burada izah edemeyen boşluk gibi mi? Yani. Evet. Defterdeki sayfadaki boşluk gibi. Adem'e bir şey yani. Yani adem mi? Mesela harfi kim, defterdeki yazıyı kim gösteriyor? Harflerin arasındaki boşluktur. Harflerin arasındaki boşluk harfler kadar değerlidir ki harfi ortaya çıkarttı. O harfler arasındaki boşluk mudil esması. Yani. Ama yazılar hikmet. Hikmet ismi. Peki, bir şey, bir şey bizim muhatap olduğumuz buradaki bu alem-i şahitte abi, mesela şeytan Adem cihetiyle şu anda biz muhatap oluyoruz daha çok mudil esmasına. Evet. Çünkü tahrik cihetiyle veya zıtlık cihetiyle. Hı-hı. Ama mesela diyelim ki ahirette ise abi bu cihette değil de mudil esması bu sefer tam tersi esmaların meratiplerini gösterir. Mesela şöyle cihet, o zaman kötü diye bir şey yok. Tezahürat abi. Mesela şöyle düşünme, çok soruyorlar. Aynı sorunun değişik şeyi. Abi diyor, Şafi ismi hastalığı iktiza ediyor. Hastalığa şifa veriyor. Cennette hastalık yok diyor. Şafi ismi tecelli etmeyecek. Edecek abi demiştin sen. Ha, bunu anlatmıştın. Evet abi. Nasıl edecek? Şöyle. Şafi devamlı tecelli ettiği için hastalık olmayacak. Cennette niye hastalık yok? Devamlı tecelli ediyor. Peki Allah hastalık veriyor mu? Hayır. Şifasını alıyor. Tepene hastalık iniyor. Anladın mı? Adem mesela mi? Yani şimdi Şafi orada devamlı tecelli edince onun için hastalık olmayacak. Cennette mudil. Ne yapacak? Devamlı tecelli ettiği için devamlı meratip yapacak. Geri çoksa boşluk olacak. Bir şey soracağım abi. He. Ben yine kesret ve vahdetten soracağım abi. Aslında toparlanıyor. Tamam abi. Aslında sen az önce bir şey dedin abi. Bu örnek verdin ya, havuz örneği. Aşağıdaki su sıfat dedin. Üstündeki parçalar da abi esma dedin. Esma. Abi aslında hakikate baktığımız zaman 1001 tane esma var dedin abi. Aslında 1001 tane esma değil. Bir tane esma. Yani bir şey var abi. Değil mi? Esma 1001 tane değil abi. Esma 1001 tane hani, de sıfat mesela. Şöyle diyeyim abi mesela. Aslında esma da bir. Sıfat yani ismi azamı kastediyorsan tabii. Şöyle diyeyim abi. Şöyle örnek verdin ya. Biz sen abi, meramını bir anlat. Şöyle diyeyim abi. Aslında esma da bir abi. Sıfat da bir. Yani zat da bir zaten. Aslında ondan başka bir şey yok abi. Yok. Biz meratip deniyoruz abi. Evet. Sıfat diyoruz. Zati sıfat. Biz söylüyoruz. Sıfat. Yani. Esma 1001 tane. Rahman, Rahim, şu abi. Aslında böyle bir şey yok abi. Yani hep bir tek şey var. Tek şey var. Ama biz anlamamız için, evet, çoktan burada anlamamız için abi bu olması lazım. Mesela yani. Allah zati sıfatı var, subuti sıfatı var, şu var. Yani subuti sıfat zatından aşağıdadır, o evet. Üstendir. Onları bunu biz da anlamak için. Şunat diyoruz mesela. Yani hani, evet. Oysa evveliyle, ahiriyle, zahiriyle, batine tek bir hakikat var. O da Allah'ın mahiyeti zatiyesi. Hatta sen bir şey dedin abi. Aslında hani ne kadar doğru bir şey söylüyorsun bilmiyorum ama sen dedin abi bunu yani. Aslında Allah da Allah değil ya. Biz Allah diyoruz ona.
Ne olduğunu bilmiyoruz yani. Evet. Ama ona biz Allah diyoruz yani. Ama kendisi söyledi ki bize. Kendisi de öyle için. Bana ben Allah, Allah deyin diyor. Evet. Ya biz ona esması, öyle dedi için yani. Ben Allah diyor. Ama esmanın bütünlüğüne en Allah. Ben Musa Aleyhisselam diyor değil mi abi? Çünkü Musa Aleyhisselam'a mesela Bismillahirrahmanirrahim. Sen kimsin diyor. Bak şimdi Musa Aleyhisselam da bilmiyor. Ümmetin, ya Rabbi senin kulların bana soruyor. Kimdir yani? Rabbin kimdir? Ne diyelim? Allah Kur'an'da da söylüyor. En Allah. Ben Allah'ım söyle. Yani benim Allah olduğumu söyle. Bu Allah Bismillahirrahmanirrahim'deki isim değil mi? Ama evet. Sıfatta Allah yok. Subutu sıfatta Allah var mı? Yok. Sen, basar, kelam, kudret, hayat, tek şey, kelam, kudret, ilim, irade vesaire. Peki zatı sıfatta Allah ismi var mı? Yok. Şunat da var mı? Yok. Esma'da Allah var. Bilmiyorum. Hele mahimdir. Hiç bilmiyoruz abi değil mi? Yani. Aslında tek o var ya. Yani. Tek o var. Başka bir şey yok. Hep bir şey zuhuratlar biz anlamak için. Mesela şöyle diyeyim. Beni, akrabam beni farklı tanır. Siz beni farklı tanırsınız. Mahkemeler farklı tanır. Medya farklı tanır. İsmail farklı tanır. Birisine fırça atmışsan farklı tanır. Birisine iltifat etmişsen farklı tanır değil mi? Evet. Aslında hepsi ben tekim. Yani karşıya yaptığım tesiri göre ben anlam almışım. Onun için burada ona muhatap olabilmek, ona ayna olabilmek, ona dost olabilmek, onu fark edebilmek, maksat mana. Yani kesretten vahdet değil mi abi? Yine onu diyeceğim. O değil mi abi yani? Kesretten vahdet. Mesela kesretten vahdet, karşıtların birliğini hissettiğin zaman sende ortaya çıkıyor. Mesela karanlık, aydınlık, iman, küfür, şeytan, melek, kadın, erkek, nur, nar. Bunlar karşıt. Karşıtları bir gördüğün zaman veya tefekkür ettiğin zaman oradan başlıyor. Kesrette vahdetin başlıyor. Yani karşıtların birliği. Bu tevhid denilir buna. Tevhid. Yani tevhidin anlamı ne demek? Karşıtların birliği. Karşıt. Karşıtların. Evet. Soğuk bile. Sıcak. Evet. Beyaz değil. Siyah. Evet. Karşılık değil. Karşıt. Evet. Tamam abi. Ondan sonra iman küfür. Kadın erkek. Dişi erkek. Öyle bir şey yok. Doğan doğuran. Böyle bir şey yok. Yani karşıtların birliğini fikredip hissedip, mahsedip, zevk ettiğin zaman o mertebede sen ehli tevhid oluyorsun. Peki o zaman abi günah mı oluyor, sevap mı oluyor? Mükted vardır. Melekut öyle bir şey yok. Yok değil mi abi? Yok. Tabii burada öyle demek lazım da hani. Mesela fizik şu anda şeyle uğraşıyor. Oysa biz 10 sene, 15-20 sene önce söylemiştik bunu. Risale'ye dayanarak. Mesela diyor ki hala uğraşıyor Cern hadisesi İsviçre'de. Elektronla proton arasında bir boşluk var ya. Evet abi. Tamam, SMS'i kimya mühendisi. SMS'liyim. Boşluk diyor. Evet abi. Hatırlarsın. Biz onu kaç sene önce doldurduk. Evet abi. Şu anda buna geldi biliyor musun? 1,5 ay önce müjde vereyim. 1,5 ay önce kuantum fizikçileri boşluk denen bir şey yoktur. O idrak ve şuurumuzun üstünde bir yapılanma var demiş. Aynı bari. Yoktur. Aslında. Yeni çıktı bu. En fazla 3 ay yoktur yani. Takip ettiğim için veya takip edenler Kanada'dan bana bilim adamı gönderdi sağ olsun Nurcu. Diyor ki elektronla proton arasında boşluk vardı şimdiye kadar. Kuantum fizikçileri boşluk denen bir şey yoktur. Tamam mı? Devamlı değişen manadır. Biz ne dedik? Niyet, nazar, manesi mane harfiyle o dolan yerdir. Mesela şöyle demiştik hatırlarsınız. Adam çalışıyor, pirinç alıyor. Adam pirinci çalıyor. İkisi de pirinç. Çocuğuna yediriyor. Çocuğu niye değişiyor? Veya örneği çoğaltayım. Namaz kılıyor, kılmıyor. Senin suratındaki et. Namazla ne alakası var? Niye suratın nurani veya kesif oluyor? Aleviye bak, sünniye bak. Evet. Niçin farklı? Niçin? Et ya. O da et, o da et. Veya aynı adam. Namaz kılmadı, kılmaya başladı. Aleviydi, sünni oldu. Hatta niye değişiyor? Sen bunu Alman'da bile söyledin abi. Mesela evet. Çok nurani Almanlar var. Evet. Neden dedin? Adam helalle çalışıyor. Ben mesela çok bununla meşgul oldum. Öyle bir Alman gördüm ki, Almanları görüyorum ki, bembeyaz, nurani. Allah Allah. Bu nasıl bir şey dedim ya, nurani. Öyle Türk, Müslüman namazını var, sipsiyah. Sipsiyah. Bu nasıl? Sonra baktım, imanın rengi pembesidir. Çünkü bu adam Alman dürüst çalışıyor. Bir, iki, kitap okuduğu için, ne okursa ne okuyor, kitap okuduğu için nurlanıyor. Allah'ın İlim sıfatı namazardır.
İmanı yok. O ilim bunu böyle yapmış. O dürüstlük suratını böyle yapmış. Dürüst. Suratın nurani derken bizim maneviyattaki nurani değil. Parlak. Ama Müslüman ise iman olunca o nurani pembeye dönüşüyor. Pembesi. Sen Müslümanın suratı, sen bak İbrahim'e bak şimdi. Sana bak. Murat'ın daha belirgin şu anda. O daha nurlu. Daha belki yemek yemiştir, öyle değil mi? Tansiyon yükseldi abi. Sen yine dönlerdin abi. Ya. Senin tansiyon yükseldi abi. Böyle şey olmasın. Mesela Bülent'in. Bak yani hepsinde var. Karayip. Pembe yani. Pembeye dönüşmüş. Kafir mi fark etmeden batıl kitap da yok olsa ilme mazardır. Yani ilimdir o da. O evet. Allah bırakmıyor onu. O ilimde Allah'ın ilminin... Sonuçta fenni ilim abi yani. Fenni ilim. Yani. Okuduğu için fenni ilim. İlim sıfatını mazar olduğu için Allah suratına koyuyor. Mesela kitap okuyan bir Almanla mühendis mesela. Sokaktaki Alman çok farklı. Görüyorsunuz ya. Yani. Bu niye? Mesela diyelim ki elektronla pilotun artısını şimdi burada doldurayım size. Köpeği gezdiren insanlara bakın. Kadın erkek Alman. Köpek adama veya kadına benziyor. Köpek mi kadına benziyor? Kadın mı erkeğe? Köpek değişmeyeceğine göre insan değişmiştir. Saybela neyi değiştirmiş? Çünkü elektronla proton arasındaki, atom arasında köpeğe karşı sevgi ve köpeğin ona sirayet eden dalga boyları insanın elektronuna girmiş ve o insanın suratını değiştirmiş, köpeğe benzetmiş. Kendi köpeğine benziyor. İşte elektronla proton arasında dolu aslında. Neyle? Niyetinizde, nazarınızda, mana ismi, mana harfinizdeki hakikatlerle o doluyor. Ama fen daha 2-3 ay oldu. Bu diyor kuantum fizikçilerine göre muazzam bir şey var diyor. İnsan tanımlayamadığımız, ifade edemediğimiz, isim koyamadığımız dolu diyor. O kadar dolu ki boş zannettik diyor. Yeni ne haber? El freni çek, takos koy. Yeni geliyoruz. Daha bu tanımlama yok daha şu anda şeyi. Hayal, mekan, düşünceler, zaman algımızı yani anlayışımızı oluşturuyor. Uydurukçasıyla algı, bizce anlayışım. Bu anlayışı iki tarafı da söyleyeyim ki o oluşturuyor. Ama mesela kişide hayali kaldırsan zaman anlayışı olmuyor. Mekan anlayışı. Mekan anlayışı olmuyor. Bizim Kemal'de hayal yok da abi. Öyle diyor. Tanımlayamıyor. Ben bir sınav tanımlamadım. Vardır abi ya. Ben sizi zannetmiyorum. Bir sınav dedim ben abi. Dedim, hayal kurabiliyor musun? Yok dedi, kuramıyorum ben abi. Dedim, mesela dedim, sen dedim şu anda kendim dedim. Ne? Şekil görüyor ya. Bu şekil görmesiyle mekanı oluşturuyor. Mesela amalarda mekan anlayışı doğuştan olmadığı için, doğuştan eğer ama ise sonradan değil, kesinlikle şey yapamıyor. Yani devamlı tedirgin, mekanı kurulamıyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Doğuştan ama, doğuştan. Şimdi taşa basıyorsun, merdiven çıkıyorsun. Yapa yapa böyle bir şeydir. Alt üst şeyi var. Ama bir merdiveni, bir mermeri düşünemez. Hatta abi bir körle röportaj yapmıştı hani. Karanlık mı görüyorsun demişler. Karanlık ne demiş? Bak karanlık mı görüyorsun? Karanlık. Yani siyah mı görüyorsun? Siyah ne? Siyah nedir? Hani onu da bilmiyorum. Ne gördün yani? Şahin'e sordum. Yani? Şahin karpuz yiyordu. İkram etmiştik. Önüne koydum. Şahin ne yiyorsun dedim. Diyorsunuz ki karpuz. Dedim Şahin nasıldır rengi? Renk. Renkte neyi kastettin dedi bana. Allah Allah. Yani ne anlatayım ben? İbrahim sen söyler misin? Ne renk? Rengi anlat ama. Yani neyi kastettin? Kırmızı anlatamışsın neredeyse. Yani bu karpuzun rengi var dese. Renk ne demektir dedi bana. Haklısın dedim. Anlatamam. Sen anlatamadığın şeyi ben nasıl anlatayım sana dedim. Doğru bilip de anlatamadım bir şey. Ben söyler misin? Amaya doğuştan kırmızı eşyanın rengi nedir? Rengi anlat bakalım. Ya rengi abi karanlığı da bilmiyor. Bu yani. Bak yani karanlık mı görüyorsun diyorsun. Karanlık nedir diyor. Karanlık ne yani? Öyle bir şey yok. Kavram yok abi bir şey. Allah. Ne görüyorsun? Allah ne Allah. Anlatayım aslında? İsmail ne kadar nimetliyiz biliyor musun? Evet, tamam. Yani. Yani felç olsam bilmem şeyin gitse. Yani ben varım anlayışı var ya. Ben varım. Ben varım şuuru kadar büyük nimet. Ben zannetmiyor bir şey olsun. Ben varım, varım diyebilmek. Allah bile varım diyor. En Allah, ben Allah'ım deyin. Bana öyle de ben Allah'ım diyor. Ya Musa onlara öyle söyle. O da Allah ismi esmadadır. Sıfatta yok ya. Üstünü zaten bilmiyoruz abi. Bilmiyoruz.
Biz tanımlıyoruz, subut-i sıfattır. Niye? Görüyoruz, Allah da görüyor. İşitiyoruz, Allah da işitiyor. İrade ediyorum, Allah da irade ediyor. Yani ondan tanımlıyor. Sanki yani biz... aslında Allah kainatı yaratmadan önce tek bir hakikati vardı. O şuunatı, esmayı, sıfatı... Tek bir mabat edici. Tek bir şey tabii, vardı. Tabii, başka bir şey yoktu. Şey var. Sonra bu tek. Zuhurat ve fuyuzat, tecelliyatlar başlayınca o unvanları aldı Cenab-ı Hak. Biz de ona tasnif ettik. Zat-ı sıfat, subut-i sıfat, çuğnat-ı zat-ı esma-i ilahi, esma-i üstana, esma-i fiiliye öyle dedik yani. Ruhiyet de başka bir şey mi o zaman abi? He? Ruhiyet. Ruhiyet mi? Ruhiyet. 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 Yani cenneti evet, göreceğiz ya. Evet. Tabii herkes, tabii ki başka bir şey yani. Yani nasıl bir şey göreceğiz abi? Yani mesela Amaya desen ki, karanlığı görüyor musun? Yani karanlık ne diyor abi? Doğru. Siyah görüyor musun? Yani sen siyah mı görüyorsun Amaya deyince? Siyah nedir diyor. Ha şimdi bütün renklerin sahibinin rengi olmadığına göre Allah'ın nasıl bir renk? Bütün şekillerin sahibi Allah'tır. Allah'ın şekli yok. E şekilsizi nasıl göreceksin? Bilmiyor cennette. Bütün seslerin sahibinin sesi yok. Evet abi. Onu Rahman okuyacak. Yani nasıl bir şey? Acayip bir şey. Ve bu dünyada akıllı yaşa ya. Ne olacak ya? Bir şey kalmadı. Dişini sık zaten öleceksin yakında. Çok güzel abi. Ha, dişini sık ya. Bana birisi ders söylediği zaman da diyor dişini sabret yakında öleceksin diyorum ya. Aman ya diyor bir sus diyor. Ben diyor dişini sabret senin de değil diyorum. Sabret yakında öleceksin diyorum ya. En kötü ihtimal ölünce bitecek diyorum dertleri. Tabii ya yani dişini sık bir şey kalmadı ki. Yani bir şey kalmadı. Muhatap olmaya çalış bu işlere. Diğerleri hikaye. Çok lezzet veriyorum abi. Bilmediğimiz halde lezzet veriyor. Evet bak şimdi. Hani biz mertebelendiriyoruz. Ölümü çözüyor biliyor musun? Bak bugün Murat'ın evinde dedim ya çok. Ben kardeşim ben ne anlatıyorsam bu bilgi değil biliyor musun? Dert, dert, dert. Demin dermanları bunlar. Ne konuşuyorsam hep dert edilmişim. Dert edilmesem ağzından bunlar çıkmaz. Bunlar bilgi değil. Hep merak edip de Risale'den bulduğum cevaplar veya zannettiğim. Tamam. Ben hep zannettiğim. Doğru değil hiçbirisi. Yanlışı çıkmasa bu konuştuklarım çıkana, yanlışı çıkana kadar doğrudur. Evet. Tamam. Bu söylediklerimin yanlışı çıkana kadar doğrudur. Şimdi kim bulacaksa da doğrusu bulsun abi. Bulsun. Bulsun. İsteyene verilecek. Evet. Şimdi ben merak ediyorum kardeşim. Merak ediyorum. Babam demişti oğlum ne arıyorsun sen? Oğlum tamam kaç sene okudun? O okudu diyor medrese. Artık gel evlen bilmem ne yap şunu yap böyle. Tamam. Ne arıyorsun? Baba gelemem dedi. Ne arıyorsun oğlum dedi. Bulamadın şimdiye kadar. Ondan sonra rahmetli annem de orada. Kendimi arıyorum baba dedi. Böyle Almanya'da kalmış ya kültürlü. Baktı baktı gitti geldi mutfağa. Ondan sonra dedi ki karı dedi. Bu çocuk kafayı yedi dedi ya. Bu hiç kimsenin aramadığı şeyi arıyor dedi. O tabi bilmiyor tabi büyük zatları ya fazla. Babam rahmetli Hazreti Ali ve Abdülhamid Ağa hayranıydı. Çünkü külliyatında yani kütüphanesinde Hazreti Fatıma, Eşteri, Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, Abdülhamid, Yavuz bunların kitapları var. Abdülhamid şeydi ya böyle. Karı dedi ya bu dedi. Bu oynattı dedi ya. Kimsenin aramadığını arıyor dedi. Oğlum neyi bulacaksın, neyle bulacaksın dedi ya. Ha. En azından. Karıncaya demişler ki seni bu boyunla, bu ağzınla su götürüyorsun da İbrahim'i ateşte mi söndüreceksin? En azından safım, yolum belli olur demiş. Safım ve yolum hangi yoldayım? Yani muhatap olduğun zaman, bak ben size bir şey söyleyeyim. Ölüm dehşeti benim. Bütün uykular. Ölüm çok dehşetlidir. Allah Resulü'nün tabiriyle ya ölüm ne kadar acısı. Ölüm var oldukça dünyada insanoğluna huzur yoktur. Ölüm çözülmesi lazım kafada. Şimdi bir baktık demek ki Esma'nın bu alim-i şahadetteki sureti var ya cilve cemal nakış sanatı ha. Esma-i ustaların bu alemdeki suretinin hakikatler cennette. İşte suretten hakikate geçmek için ölüm denilen bir sistem, işletim sistemi çalışması lazım. Format yemen lazım. Evet, format yemen lazım. Yani dolayısıyla bedeni kullanıyordu eşek gibi. Sen ikide bir araba değiştirmiyor musun? Bak, geçen ölmeden gelişimde... önce
Geçen dil şimdi farklı araba kullanıyordun. Yok hava aynı diye. Değildi. Şey vardı bir tane. Kısa böyle bir tane şey. İngiliz arabayı. Şey, he, siyahtı, tamam. Ne oldu ya? Mini vardı. Evet tamam. Değil, aynı değilmiş demek. Şimdi başka bir araba var. Ha, bunun gibi. Ve kimisi kadın şey arabasını kullanıyor bedenini. Kimisi erkek bedenini. Kimisi çocuk, kimisi bilmem ne. Yani bu suretten hakikaten geçme ile ölüm korkusu kalkıyor. Yani Allah'ın esmasının suretinden hakikat mertebesine geçme serüvenidir yani. Ondan sonra geçtiğin zaman o peki bazıları ooo çok teşittir. Gene aynı Allah. Gene Allah burada yok mu? İle Allah'ın sana ceza vermesi için ahireti mi bekleyecek? Yok. Yok. En büyük ceza bunlarla meşgul etmemekle veriyor zaten sana. Bu işlerle meşgul olmamak kendisi cezadır. Cennete gitsen ne olur ki? Nakıs bir makamda. Ya bu hakikatta Risale'nin niye gelmiş ya? Risale şey zannediliyor. İki asker varmış. Tamam. Hikaye roman. O zaman sen ki bu Kur'an'a bak, kısalara bak. Eyüp varmış aleyhisselam. Yunus varmış. Meryem kısası. Bitti. Bir şey soracağım. Her şey olup bitti sonuçta. Aslında olup biten bir şey diyor galiba. Allah canibinden makas kaldı. Allah canibinden bakabilecek makama geçersen Allah için geçmiş, gelecek. Evet. Evet, ahir yok. Hepsi olmuş, bitmiş. Peki abi biz buradayız. Aynı zamanda biz burada değiliz abi. Yani ama evet, aynı buradayız. Yani burada. Allah canibine bakma şeyimiz şu anda yok. Niye? İşaret hücazda var 168'de. Allah canibinden kudreti azamet altına bakarsan tamam. Biz çünkü mekan ve zamanla kayıtlı olduğumuz için biz canibinden bakıyoruz böyle. Bizim için oluş bitmemiş. Devam ediyor. Peki şöyle düşünürsek abi aslında biz şu anda mahşerde hesap veriyoruz. Bitiyor evet. Allah canibinden aslında yani. Hani tabii. Biz buradayız ama abi. Allah mesela Allah canibinden İsrail herkes cezada. Şu anda herkes cennet cehennemdedir. Çünkü geçmiş gelecek yok ki Allah için. Bizim için var. Ben bir şey de duymuştum abi seninle konuşurken birisinde. Diyordu ki abi diyor aslında hani bu vicdan var ya abi. Acaba diyor biz şu anda mahşerde hesap verirken hani bazen vicdanımız bir şeyleri yapma diyor ya mesela abi, kötü bir şey yapacaksın ama yapma diyor vicdan sana. Acaba diyor orada kim diyor acaba diyor. O işte. Seni sen izliyor şu anda diyor yani. Kesinlikle o. Ve diyor ki yapma. Hani ama sen hani bu artık yazılmış. Doğru söylemiş. Kim söylemiş? Çünkü vicdan nedir? Haşir meydanının hulasa-i camiasının sendeki montasıdır. Zaten alem-i şehadetle alem-i gayb arasındaki şey perdedir değil mi? Evet, merzahtır. Merzahtır. Şimdi nedir o? Haşir meydanında nelere hesap çekileceksin? Nelerde mükafat alacaksın? Neler ceza çekileceğini öğrenmek mi istiyorsun? Vicdanına müracaat. Vicdan sana söylüyor. Bak bundan ceza alacaksın. Bundan mükafat alacaksın. Vicdanı sana söyler. Uyanık vicdanın dilini görürsün diyor. Peki abi şöyle desek şu anda biz kendi filmimizi izliyorsak abi. İşte öyle. Hesap verirken aynı zamanda. Hem izliyoruz hem yazıyoruz. Bazı cezayı da burada alıyorsun mesela. Evet, yiyorsun. Alıyorsun. Orada da ikinci ceza olabilir mi? Yok. Mesela Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Diyor ki katrede Allah bir suça iki yerde ceza vermez. Oğlum yettik abi. He? Yettik abi. Gözleri parladı abi. Çünkü şeriatın kestiği parmak niye acımaz? Mesela zina yaptı, içki içti falan. Şeriat cezayı verdiyse bu suça. Onun için sahabe aptal mıydı? Bu suça cezasını istedi. Zina için değil mi? Evet. Zina için ölmüştü. Ondan sonra şey yaptı. Allah iki dünyada vermişse, kabirde vermeyecek. Kabirde verdiyse, haşirde vermeyecek. Haşirde verdiyse, sıratta vermeyecek. Sıratta vermişse, cennet cehennemde şey yapmayacak. Ama evet. Orada da vermemişse doğru cehenneme. Cehennemde vermişse Adem'e atmayacak. Cehennemde de vermemişse Adem'e atacak. Ama hep cehennem bir ama korkunç bir serüven. İki aylık mesafe duruyor kardeşim. Risale'de geçiyor. İki aylık mesafede has çiftlik var. Hadis-i şeriflerde ve Risale'de. Hadis'te dünya hayatına bir gün veriyorlar. Allah Resulü aleyhisselam bir saat. Bir saat veriyor. Bazen. Seyahat eden bir yolcunun bir saat ağacın altında dinlenmesine benzer. Ustad Hazretleri diyor ki iki aylık mesafede has çiftlik var diyor. Bir gün sonra diyor bir istasyon gelecek diyor. Uçakla, trenle, şimendiferle, işte tayareyle, yaya, otomobille sermaye göre binecek. Sermaye göre binecek diyor. Bir günlük mesafede şey var, istasyon var diyor. Bir günlük de dünya hayatı. Herkesin gün anlayışı değişik. Kimisi 60 sene yaşıyor.
Kimisi 70 sene yaşıyor. Bir gün işte. Peki 59 günümüz daha var. Uzun bir seyir-i seferdeyiz diyor Risale'de. Uzun bir seyir-i seferdeyiz. Yani bu muhatap ilahi olmak, kısacası Risale-i Nur'a samimi okumak, o samimilerle beraber olmak, kesinlikle yaptığımız amelleri iflas etmemek adına gıybetten, tenkitten uzak olmak, şahsi hukuklarla meşgul olmamak, umum hukuksa tenkit olur. Yani o da hizmeti korumak adına gıybet etmemek, ondan sonra kardeşlerini sevmek, hizmet ediyorsa, günah varsa, şahsına atıp bir sürü hizmetleri de var. Bilmiyoruz kimin ne kadar hizmeti var. Ondan sonra hizmetine bakmak, en azından bir kişiye dahi bir gün bir şey anlatmak, kesinlikle namazın akabinde tesbihat yapmak, namazı vaktinde kılmak, YouTube'lardan, televizyonlardan uzak durmak, onu benim bildiğim. Ondan sonra Risale-i Nur'a muhatap olmak, Risale-i Nur'a soru sormak. Soru sorabiliyorsak cevap verecektir yani. Mesela ben soru soruyorum, biliyorsunuz soru. Akıl. Akıl nedir dedim Risale-i Nur. Vallahi aylardan beri meşgul ediyor. Dima nedir dedim. Belki de 10 seneden meşgul, belki de yani. Şeceli fırkatı sordum külliyata, 40 seneden beri hala veriyor bana. Hala veriyor. Soru soruyorum. Külliyata soru soruyorum. Başka bir meziyetim yok yani. Ya bir şey, size bir şey söyleyeyim de katil kesin konuşma. İbrahim, Murat, hepinize diyorum. Ölen, İsmail ve ben. Sizden daha zeki insanlar meyhanede biliyor musunuz? Sizden daha zeki insanlar mühendis. Sizden daha zeki insanlar, dalalette. Sizden daha zeki insanlar küfürde. Sizden daha zeki insanlar intihar ediyor. Zeki olduğunuzdan değil bu nimet. Allah bu Risale-i Nur iman hizmetini zeki olduğumuzdan vermemiş bize. Niçin vermiş? 18. sözün birinci sayfası değil, öteki taraftaki sayfasında diyor ki ne meziyetin vardı ki sana bunlar verdi? İhtiyaç hissettim. İhtiyacım. Çünkü en önce İhtiyacını fark ettin. Tamam. Senden daha zeki insanlar küfürdeyse, intihar etmişse diyorsa, sana bu nimetlerin verilmesi zekavetinden değil, ihtiyacını hissetmendendir. Abi o ihtiyacı ben yanlış anlıyordum ya. Şimdi sen değişik söyledin. Mesela benim ihtiyacım vardı. Ben daha bozuktum ki Cenab-ı Hak bana verdi gibi geliyordu bana. Hayır, bozuk değil. Şimdi sen hani senin ihtiyaç hissetmenden dolayı yani evet, veriyor. Ben daha bozuktum. Olur mu öyle şey? Öyle öyle yani benim ihtiyacım vardı. Çünkü ben bozuk değil mi ya? Yok yani. Daha en bozuğu bendim ki Cenab-ı Hak bana şey yaptı sanki. Yok. Ben ihtiyacımı hissettim, fark ettim. Mesela şöyle diyeyim bak. Ben öyle görmüyorum bak abi şimdi, ya. Bak, İstanbul'dan bindim, uçakla geliyor. Allah aşkına kimse bir şey yapmıyor. Cüzümü okudum. Hizbul Kur'an'ımı okudum. Evrad-ı Eskan'ı bitirdim. 3,5 saatlik yolum var. Ne yapabilirim? Önünde, cepte, uçağın cebinde dergi var. Hemen Avrupa uçağı olduğu için 10 koltuğun arkası, yani benim önümde televizyon var. Herkes ayrı bir televizyon var. Hmm. Kimse kimseyi görmüyor. Yanlama bakınca gözükmüyor onun filmi. Evet. Tamam. Televizyon var. Dergi var. Ayrıyeten bir kitap da koymuşlar. Bulmaca. Çünkü solumdaki adam. Oyun falan da oynuyor. Evet. Oyun da var. Her şey var. Bilgisayarda oyun oynuyorsun. Evet, ama ayrı bir kitap koymuşlar. Bulmaca. Yanımdaki adam onu şey yapıyordu. Ondan ki biliyorum. Ben ne yaptım? Kalktım. Kur'an'ım. Hizbul Kur'an'ım. Kalktım. Açtım o şeyi, bagaj konulan yeri, ayağa kalktım, defterimi çıkarttım. Cep telefonu bana onun için o kadar cep lazım ki, ne? Açtım Risale-i Nur'u, akıl taramasını, kaldığım yerden devam ettim. Defterimi açtım, vallahi de billahi de tallahi de doğru söylüyorum size. Açtım, akıl değil daha. Sırf akıl, 198 tane sözlerde var. Akıl. Başladım çalışmaya. Çalışıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Ondan sonra anons duydum. Koltuğunuzun kapalı, işte masanızın kapalı, koltuğunuzun dik. İşte inişe geçiyoruz. Ben ne yaptım? Kapattım. Bu sefer battaniye istedim, dizime koydum. Şeyi yazıyorum. Defteri yazmaya devam ediyorum. Ondan sonra. Öteki bilmem neyle meşgul, tamam. Aynı devam ediyorum. Niye anlattım bunu? Kardeşim ben dert edinmişim. Ben ihtiyaç hissetmişim. 18. sözü anlatıyorum. Ben
kendime hakim olmak için kendimi tanımak istiyorum. Aklım aklıma bela olmuş. Düşüncelerimle düşüncelerimden kurtulmaya çalışıyorum. Ben beni işgal etmiş. Ben benden kurtulmak istiyorum vesaire. Ne yapmayacağım? Hakim olmak istediğin, kontrol etmek istediğin aklı tanımıyor. Nasıl kontrol edeceksin? Anladım. Çalışıyorum demek istiyorum. Niye? İhtiyacım var. Soru soruyorum. Ey külliyat, akıl nedir? O da bana veriyor. Yani anlatmak istediğim dert benim. Ben bozuk muyum ki aklı soruyorum? Yok. Ben muhatap-ı ilahi olmaya, bu alemi şehadete bir daha gelemeyeceğim. Bitti, öldüm, bitti. Yani o korku, tasavvuftaki gibi o korkuyla değil, yani aklı onun için araştırmıyorum. Hakikate merak ediyor. Ya bu konuşmalar meraktan kaynaklanıyor. Merak ediyor. Ben bu kutuyla, beden kutusuyla ben değilim. İyi biliyorum bunu. Ha ne yapıyorum? Merak ediyorum Murat. Ya akıl nedir ya? Ben kimim ya? Bu sefer külliyat. Eğer soru soran adam varsa külliyattan başka cevap bulamayacaktı piyasada. Ne tasavvuftur ne ilmi kelam. Peki kimler Risale-i Nur'a muhatap ve alakadar? Duyduğu halde niye lakayt? Adam derdi yok ki. Mesela toksunuz. Mala şeyde fırına önünden geçseniz ilginizi çeker mi? Ama Ramazan olsa bir hafta önce olsa değil mi? Ha şimdi Risale-i Nur'a niçin duyduğu halde lakayt? Çünkü ihtiyacı yok. Böyle bir problemi yok yani. Ne yapacak ki? Onun için merak ediyorum yani. Abi saat 7'ye geliyor. İkindi kılalım. İkindi kılalım abi. 8'de yazayım mı abi ders var? He, hemen yaz. Tamam. Akşam namazına da abi 2 saat var. Tamam. 8'den 10'a kadar abi. Tamam. Akşam namazına ders yapalım. Tamam.